Milli İstihbarat Teşkilatı'nda 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığı'na atanmış olmam nedeniyle şahsıma gösterdikleri güven ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanı'na şükranlarımı arz ediyorum. Oui, le MIT, c'est une des organisations de renseignement les plus puissantes au monde aujourd'hui, avec plus de 6000 employés à travers le monde, un activisme, une présence sur les 5 continents. Bugün, Cumhuriyetimizin 100. Hariciye Teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500. yıl dönümünde aranıza katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. À l'image du déploiement diplomatique tous azimuts de la Turquie ces dernières années, je dirais donc devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Le MIT, il faut savoir qu'il est dirigé depuis plus de 12 ans maintenant par Hakan Fidan, qui est un déploiement diplomatique tous azimuts de la Turquie ces dernières années, je dirais. Donc, bu görevim esnasında milletimizin büyük bir takdirini kazanarak yeniden seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna ve temsil ettiği değerlere uygun şekilde devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim. Devletimize, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Diplomatique tous azimuts de la Turquie ces dernières années, je dirais. Donc, le MIT, faut savoir qu'il est dirigé depuis plus de 12 ans maintenant par Hakan Fidan, qui est un. Bu hikayelerde bir kez daha gördüğümüz gibi, İslam, ihsan, ahlak ve merhamet dinidir. Cahiliye toplumundan asr-ı saadete geçiş yolculuğunun serdarı olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam da güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş bir merhamet elçisidir. Kız çocuklarını katleden, kadınlara zulmeden bireyler İslam'la müşerref olduktan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi adalet timsallerine dönüşmüştür. İslam içkiyi su gibi tüketen, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapan cahiliye toplumundan insanlığın kutup yıldızları sahabeler çıkarmıştır. Kibir, haset, cehalet ve şirkle kararan kalpler Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyenin nuruyla aydınlığa ve felaha kavuşmuştur. Şimdi birilerinin son zamanlarda söyledikleri birçok şeyler var. Detaya teferruata girmeyeceğim. Onların hepsi Diyanet camiasının inşallah ilgi alanındadır ve bu konularda zaten gereğini yapacaklar. Ama bir şey, Akif'in dilinde kendini gayet güzel buluyor. Bizim derdimiz, Müslüman olarak bizim hedefimiz, doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam. Bizim için başka kapı yok. Tek kapı orası. Diğerleri boş. Diğerlere lafı güzel. Peki bu büyük değişimin sırrı nedir? 23 yıl gibi kısa bir sürede İslam'ın yüz binlerce insana geniş bir coğrafyaya ulaşması nasıl mümkün olmuştur? Bu sorulara verilecek cevap nebevi davet ve irşat metodudur.
İslam dininin kısa sürede yayılmasının, yaygınlık kazanmasının en önemli sebeplerinden biri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ, yani insanlara dini anlatma yöntemidir. Aynı şekilde Nahl suresinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor: sen Rabbin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Allah-u Teala bizlere müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdiği peygamberimizin risalet vazifesindeki başarısını onun yufka bir yüreğe, müşfik bir kalbe ve tatlı bir dile sahip olmasına bağlıyor. Hazreti Ayşe validemiz rivayet edilen bir hadiste ise şöyle diyor. Tabii şimdi bazı ukalalar dolaşıyor etraflarda, bu hadisler üzerinde filan da yok şöyleydi, yok böyleydi gibi laflar konuşuyor. Ben yine tekrar ediyorum. Eğer bu hadisi şerifler Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine aynen uyuyorsa bizim için sahihtir ve biz ona uyarız. Kim ne derse desin. Ve Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen bir hadiste şöyle deniyor: ey Ayşe, Allah rafiktir, yumuşak davranmayı sever. Sert davranış karşılığında vermediğini yumuşaklık karşılığında verir. Allah bütün işlerde yumuşak davrananları sever. Bir başka hadiste Efendimiz ümmetine şunu emrediyor. Az önce de gerçi hocam zannediyorum okudu: yessiru ve la tuessiru ve beşiru ve la tunefiru. Yani kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Evet, bu ayeti kerimeler ve hadisi şerifler bize nebevi devlet ve irşat metodunun nasıl olması gerektiğini açıkça gösteriyor. Bu ilahi prensipler bize İslam'ı anlatırken nasıl hareket etmemiz gerektiğinin çerçevesini de çiziyor. Bu ülkelerin özellikle peygamberlerin varisleri olma şerefini üzerlerinde taşıyan alimlerimiz, ariflerimiz, hocalarımız için son derece önemli olduğuna inanıyorum.